Herkese selam. Şimdi nereye geldik? Arkadaşlar yeni bir projeye başlıyoruz. Mini Cooper GP1. Bizim Yıldar Hoca, Yıldar Demircioğlu opsiyonlu hocanın yeni aldığı otomobili çekeceğim size. Bunda neler yapacağız? Kapsamlı bir restorasyona girdi otomobil. Restorasyonun haricinde de modifiye parçaları takılacak. Yani koltuğudur, işte coilover'dır. Sonra motor içinde yapılması gereken max flow'a gidecek, üst kapak falan yapılacak. Otomobili motor mekanik işlerini Garaj 475 Ahmet Usta yapıyor. Bu otomobili bildiğim için size güzelce anlatıyorum. Ben restorasyonla ilgileneceğim ve videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi otomobil komple söküldü. Ön arka tamponu falan boyanıyor. Marş perelleri falan. Buradaki dodikleri falan sıfır alındı. Buradaki cam çıtaları falan sıfırlanacak. Ondan sonra komple egzoz alındı Miltek'ten. Pergaraj. Atom koduyla onu aldı. Torpidosu söküldü. Torpidosu komple deri kaplanacak. Kapı döşemeleri söküldü. Kapı döşemeleri de deri kaplanacak. Koltukları falan değişecek. Bu gri parçaları falan boyanacak. Detaylı bir şekilde otomobil kendine gelecek. Aslında. Hidrolik el freni takılacak, short shift takılacak, sonra jantları değişecek, frenleri değişecek, AP racing takılacak. Motoru burada. Seversin motor. Evet. Söktüler motoru. Çok da büyük bir motormuş hocam. Kendinde de var böyle bir şey. Kimde? Sende. Benimkisi bu kadar küçük mü ya? Küçüktür bence. Ha. Ne olacak 4 silindir canı nedir yani? Çok 4 silindir gördüm de bu kadar ufanı görmedim yani. Araba zaten küçük bir araba. Üst kapak yapılacak, max flow'a gidecek, motor içindeki sekmanlar gerekirse değişecek. Bir sürü parça oldu. Bir sürü parça alındı. Bir egzantrik var, kasnak marjör arabayı baştan yapıyor. Evet hoca bu harcıyor. Basit, bu basit bir proje değil. Miltek egzozunu söyledim. Pergaraj'dan Atom koduyla aldığını söyledim. Kolorunu aldı. Tabii. Airtek'ten intercooler oldu. Evet. Komple Altındağ'a da sarılıyor. Altındağ mıydı orası? Altındağ. Komplizasyon yaptı. Bu yani, çok seviyor. CSL'de de vardı. Üst kapak verecek bize. Gel gider. Nerede? Bu gördüğün her şey yerine gelir. Her şeyine detaylı bir şekilde detaylı bir restorasyona giriyor araba. Böyle demek daha mantıklı olur bu otomobile. Buradan nereye gidecek biliyor musun? Çoğu vaktini burada geçirecek. Buradan belki sağda gidecek. Birçok yerini boyuyor otomobilin. Tamamını boyuyor. Tamamını boyuyor. Tabii. Eksik bir yer bırakmaz hocam. Komple restorasyon yapıyor. Sponsorumuz Burç burada yan tarafta dükkanı. Ona gidecek miyiz? Çoğu vakit burada geçiriyor. O yüzden bakacak işte bir şey. Eski GP'ci bu da bu arada. GP'yi çok seviyor, biliyor. Ondan çoğu şeyi sorduk. Yardımcı oldu bize. Daha da yardımlarını bekliyoruz çünkü çoğu zaman bozulacak muhtemelen. GP'nin bozulmasıyla nam salmış bir araba. Ama eskidi normal yani. Fren aldı. AP Racing fren aldı. Evet. Buradan şeye de gidecek araba. Pik garaja gidecek. Garajdan Aliş var. Aliş'e gidecek. Evet, Aliş Motorsport. Buradaki direksiyon aldı ve Motec kadran alacak diye biliyorum ama o ikilemde şu anda. Markayı seçmeye çalışıyor. Hocam var ya harcıyor yani. Harcıyor. Tabii harcıyor. Bir 30-40 bin euroluk oldu herhalde. Harcıyor evet. Bu arada normalde fren... Bu yoktu. Evet, bu yoktu. Normalde herkes freni öne takıyor arkadaşlar ama hoca arkaya da fren aldı. Komple Pro 5000 aldı. Bakalım büyük ihtimal pole position takacak. Topları falan değişecek, farları değişecek. Onu da sıfırlıyor. Bu AP Racing mi? AP Racing. Bak aynı soru takılı şu anda. Ama bunda bak dediğim gibi arkaya takmıyorlar, öne takıyorlar buna daha çok. Buna arkaya gerek yok çünkü. Bundan takıyor. Güzelliği var. Earlins coilover aldı, onu unuttuk söylemeyi. Earlins'i burada. Earlins için doğru adres. Alt kaç tane? 696. Burada hep garajların rakamları var herhalde. 696. Hocam bir açar mıyız? Bir espri gelir mi? Espri. Baba motor yok hesabı. Yok. Buralar komple hoca temizleyecek. Tabii. Ya bana dedi ki abi buraları da boyatacağım dedi de ben dedim elleme arabayı. Hoca o konuda çok titizdir. Arabayı böyle çiziksiz sever. Çok da güzel araba toplayacağına eminim. Mesela şunları falan göremeyeceksiniz. Buralar tertemiz olacak. Ya bana dedi ki bunu bile boyatmak istiyorum dedi de orada ben kafasına girdim boyatma hocam dedim arabanın değeri kaybolur. Ya ama öyle şeylere pek takılmadan araba temiz olsun onun için düzgün olsun yeter. Geri kalan önemi yok. Yani Ahmet bunu demiş, Mehmet bunu demiş. Hoca buna binince huzurla binsin onun tek derdi odur. Takılmaz öyle işlere. Garip yaptığı adam. Araba da alınır bu arada çocuklar söyleyeyim. Böyle... Davlumbazları falan da aldı herhalde öyle biliyorum. Davlumbazla takılmış yeni. Evet. Hocam taktırmış hemen davlumbazları. Birlikte size bunu çekelim mi çekmeyelim mi diye bir ilk izlenim yaratmak istedim. Hoca dediğimiz gibi harcayacak. Zaten biliyoruz biz yanındaydık otomobile parça alırken. 30-40 bin euroya yakın bir parça aldı. Komple restorasyonu güzel olacak. Nereye gidiyoruz? Şevron dükkanı bir kalacağız ve dokun. Neler var neler yok mu bakacağız? Biz de çoğu zaman yardımcı olur. Gel buraya bir gezelim. Parçaları aldığımız yer burası. Garajlardan 696'ya geldik. Nelerimiz var? Bu SD bu. Var. Bilişten var. KW var. Ahmet'in odur mu? Ne diyorsun ya? Aleykümselam. Şeyler var, fren hortumları. Burada yaylar var sadece. Kutu açılımı mı yapacağım bize? O biraz ağır ama. Aslında top mount var mı? Ha yok. Top mount değil abi ama üst şey. Top mount da ayarlı değil. Yani.
Öyleyse görüyorsunuz sarısından tanıyorsunuz. Çok güzel ya. Bunu Türkiye'ye getirerek çok büyük hizmet ediyor ya. Getireyim mi şeyleri? Amortisörü mü? Getir oradan. Ona bakalım. Bir tane amortisör çabuk. Bu direkt hocanın malı. Kutusu biraz uyuz tabii ki. Bunu kim satın aldı? Örgünsü. O zaman ya, dünyada ya. Globaldeki şey kim şu anda? Ya, Amerika satın aldı diyorlar da. Oğlum bunda böyle bir şey var bizde yok. Ayar işte abi sende de var. Ay bende yok böyle bir şey. Nereden ayar yapacaklar abi? Evet. Bak. Ya, o işine göre. Israr et de. Hayır yani bir yerden ayar yapacaklar sonuçta vardır yani. Var, ayar yeri aynı değil. Bunun hepsi farklı. Bağlantıyla alakalı olarak yeri değişmiş. Bu DFV. Dual Flow Valve. Yani bilmeyenler yani, için. Abicim, bu öyleyse özel bir teknoloji. Rebound ayarlarıyla fazla uğraşmıyorsun. Ortalama bir değer çıkartıyorsun. Sonra araba mesela düz yolda giderken o silindire kaçırdığı yer geri geliyor. Amortisör yumuşuyor. Eğer piste girersen, iniş kalkışlar yapmaya başlarsa araba, valften diğer valfe yağ kaçırıyor. Yağ kaçırıyor derken, yağ gönderiyor. Yağ tarafa alıyor. Bir şey söyleyeceğim, hazne yok bunda dışarıda. İşte o yüzden yok, içinde her şey. He, içinde, seninkiler de mi içinde? Evet. Ama sen anlatırken bana sanki dışında ben hayal hazne varmış gibi ediyordun. Sen öyle hayal kuruyorsun bazen. Ben bazen kuruyorum. Bunlar da stickerları. Takipçiler hediye mi edeceğiz? Güzelce. Bunu bulunur mu? Sonra alırız. Çocuklara buradan güzel bir tişört. Nerede o? Gitti. Gelsin buraya. Gitti. 696. Evet. Boydan abi, foto gelir mi? 5 veya 10 kişi bir tişört ayarlasın ya. Olur. Belki al gelir. Ya, takipçiler seviyor bu işleri biliyorsun. Tabii canım. Şey olabilir. Çekiliş olabilir. Tabii. Bir tişört çekilişi. Evet. Gitti. Düşünceli. Telefonla konuş. Şimdi birinci bölüm bu şekilde ilerliyor. Daha otomobili çekeceğiz. Daha ilerleyecek. Ama bunu birinci bölüm, ikinci bölüm olarak uzun bir şekilde yapacağım. Onun haricinde ne yapacağız? Burada çok malzeme çıkacak. Boyacı evet. Var, elektrikçi var, çok Aliş var. Mekanik var. Mekanik yapılırken ki... Max Flow'a gideceğiz. Üst kapak işlenirken orada var. Çekeceğiz. Max Flow da var. Başka neler var? Çok şey var. Pik garajı var. Kapak işlenirken baştan sonra hangi şeylerden geçiyor onları göreceğiz. Ondan sonra mekanik yaparken nasıl zorluklar var onları göreceksiniz. Her şey öyle videolardan gözüktüğü gibi değil esasında. Birçok detay var. Birçok uğraş var. Aslında bu arabaya motor yapılıyor yani baştan sonra. Tabii canım. Motor, kaporta hepsi bir anda yapılması çok zor iş. Evet. Hoca yapıyor. Hoca yapıyor. Karışmıyoruz. Müdahale etmiyoruz adamı. Bunlar hepsi zor. Yani kendi başına her bir kalem zor ama hepsini bir yerde yapmak çok daha zor. Hocacığım. Sevgiler, saygılar. Sevgiler. Bu yoktu hiç. Bitti. Hocam. Opsiyonlu. Bak şimdi Burç geldi. Burç'a bir yapalım. Bu adamın takipçileri var biliyorsun. Seviyorlar bak böyle tişörtleri. Biliyor musun? Özellikle şunlar. Bize ucuz mal verme. Bunlardan değil. Hiçbir ucuz abi. O %100 panik var. Tamam. Biz bunu daha çok beğendik. Bilmem. Yani onlara arkadaşlara sormak lazım. Şimdi bunlardan yeniden bastıracak. Ben de alacağım bundan. X-Large yok. Tamam. Ben X-Large giyiyorum. X-Large var. X-X-Large yok. Ha, X-X-Large giymem gerekiyor. Onu söyledim şimdi. He, sen kilolusun diyor sen evet, yani. Evet söyledi. Direkt Ali'ni. Evet. Bunlar artık bedenlerini sen belirlersin. Kaç adet vereceğini söyle. Sıkıntı yok. Kaç adet istiyorsan. Arkadaşlara. Aşağıya yaz bana. Aşağı yoruma yaz diye. Arkadaşlara çekilişe dağıtırız bunları. Evet. Tişörtler gerçekten güzel. Bak onun dışında daha güzel bir şey de çıkarayım sana? Çıkar. Madem takipçi arkadaşlarına... Önemsiyoruz biz bu işleri. Burada bir tane Bora abiye verdiğim anahtarlıklarından var. Hepsi böyle zarfta. Aa Bilstein evet. Nasıl bir anahtarlık? Gösterelim. Bir gösterelim bence zarfın içinde. Hatta sen bir kullan bunu bir süre. Beğenirsen takipçilere de verir. Ya beğenmediğin bir şeyi takipçilere niye vereceksin? Evet denemek lazım. Tabii ki de. Çok güzel bir şey yaptım ama. Çok güzel bir anahtarlık. Evet. Onun dışında bir şey daha göstereyim o zaman. Oo geliyor, geliyor. Takipçi önemli. Deneyeceğiz. Aslında bu yok, içimden geldi o. Bizim şeyi yapıyor. Hoca, hoca gibi. Hocam repliği alıyor. Patron çıldırdı mı? Bak böyle mikrofiber. Bilinçlerinin bezleri var. Araba mı siliyoruz? Ne silmek istersin? Araba istersin. Bilgisayar ekranı. Güzel. İstersen üzerinde tabii. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Evet set halinde. Set yapalım. 5 kişi, 10 kişi. Nasıl seçelim? 10 kişi yapalım. 10 kişi yapalım. 30 bin kişiye 10 kişi makuldür. 5 kişi çok tinti işi kalır olmaz. Evet. 30 bin like ama. Like gelmiyor doğru. Çocuklar. Bak. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Bu hayır şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. İkimizin, senin Instagram sayfan var zaten.
İkimiz bir post hazırlıyoruz bu videodan sonra. Ondan sonra o postun altında bizi takip edenler, o postun altında bir çekilişle şey yapacağız. Bunları vereceğiz. 10 kişiye. Mantıklı, en temizi, adaletli olanı o. Olur. Malzemeler güzel. Üzerinde marka yazması güzel. Evet. Böyleydi. Şimdi buradan biz gidiyoruz. Evet çocuklar, biz müsaade istiyoruz. Sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Bu arkadaşlar da yapıyor sağ olsunlar. Bizi hiçbir konuda yalnız bırakmıyorlar. Ellerinden gelen onlar da yapıyorlar. Adresimizi vereyim. Evet, Maslak Sanayi. Dükkan hep kapalı ama olsun. Ha, evet, bir telefon. Beni arayan bulabiliyor zaten diye gerek yok. Düşünler açık. Kepengi kapalı görürseniz. Hangi? Bu. Boydan foto gelir mi? Bak, bundan almıyoruz. Bu değil. Polo yaka dedik diyorsun. Evet. Kumaşı güzel ama. Ama ikisi de güzel bence. Güzel, bunlar yakışıklı. Bir de şeyi güzel, detayı güzel. Evet. Yakışıklı duruyor. Ama çok bariz bir marka gibi durmuyor. Yok, güzel yani. Böyle tutmak istemedim zaten. Yani. Evet. Güzel düşünülmüş. Tamam. Böyle bunu da kaptık. Anahtarlık ve bu organizasyon sizde. Bizde. Ben malı kokuyorum. Evet. Bu videodan sonra zaten bir post gelecek. Ona göre ilerleyeceğiz arkadaşlar. Instagramlardan bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.